Tosun haberi bir girelim, siz de izleyin, üzerine konuşalım, olur mu? Yani AK Parti'nin İstanbul adayı için iki ismin ön plana çıktığı iddiası var. Birisi mevcut İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, diğeri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği eski bakanı Murat Kurum. Hangi ismin İstanbul'da İmamoğlu karşısında aday olacağına elbette Erdoğan karar verecek. Partilerde yerel seçim çalışmaları hız kazanırken henüz net bir isim açıklamayan AK Parti'de merakla beklenen temayül yoklamasına başlandı. 160 bin AK Partili elektronik ortamda kimi aday olarak görmek istersiniz sorusunu yanıtlıyor. Telaşlanmıyor. Vakti saati gelince diyorsunuz. En uygun olanı göreceksiniz. Partide aday adaylığı başvuruları tamamlandı. Yaklaşık 6 bin aday adayı başvuruda bulundu. Aralık ortasında açıklanacak adaylar için sıra temayül yoklamasında. 81 ilde çevrim içi gerçekleştirilen görüşmede binlerce AK Parti'nin görüşü alınacak. Mevcut başkan devam etsin mi, kimi aday olarak görmek istersiniz soruları yanıtlanacak. Temayül yoklamasının şeffaf ve tarafsız bir şekilde yapılması için de her ilde komisyonlar oluşturuldu. O komisyonlarda Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu üyeleriyle milletvekilleri bulunuyor. Hedefimiz tüm belediyelerimizi korurken son seçimlerde el değiştirenler öncelikli olmak üzere daha fazla belediyeyi kazanmaktır. Parti Cumhur İttifakı çatısı altındaki mevcut belediyelere yenilerini eklemeyi hedefliyor. İstanbul için mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karşısına güçlü aday arayışı ise sürüyor. Yol koltuğuna kadar arka taraftan da baktık. Kulislerde İstanbul adaylığı için iki isim öne çıkıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve eski Çevre Bakanı Murat Kurum. Evet, biz birbiriyle uyumlu, birbirine güvenen, gece gündüz demeden gayret gösteren İçişleri ailesiyiz. İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın aday yapılması gerektiğini söyleyenler, icraat ve hizmet odaklı kampanya açısından avantajlı bir isim olduğunu belirtiyor. Yoğun bakıma yeni geldi. Kurumun diğer binalara zararının olmamasını ortadan... Kurumun İstanbul'da yaptığı çalışmalara dikkat çekenlerse bir hazırlık yapıldığının ortada olduğunu öne sürüyor. Bu iki ismin dışındaki kişilerin sürpriz olacağı ifade ediliyor. Yukarıya alabiliriz inşallah. Öte yandan partide aday belirleme sürecinde temayül yoklamasının yanı sıra anketler de etkili olacak. Adaylar önümüzdeki iki hafta içinde netleşecek. Ardından peyderpey kamuoyuna duyurulacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği eski bakanı Murat Kurum ve mevcut İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturduğu günden bu yana özellikle çete ve suç örgütlerine karşı düzenlenen operasyonlarla adı kabinede en çok öne çıkan isimlerden bir tanesi. Hal böyle olunca ve halkta da bir teveccüh kazanınca, teveccüh gösterince Ali Yerlikaya'nın bu suç çetelerine yönelik operasyonlarına, aklına işte bu fikir geldi belki de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zira İstanbul'un Erdoğan için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Diyoruz ki Sayın Tosun, şimdi şu mudur acaba Sayın Cumhurbaşkanı'nın kafasındaki İstanbul o kadar önemli ki halkın gözünde itibar kazanan ve dönemin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da şimdi hani hakkını vermek ve teslim etmek gerekirse çalışkanlığıyla o dönemin kabinesinde sadece işiyle ön plana çıkmış isimlerden bir tanesiydi. Bu iki ismi sahaya sürmeye hazırlanıyor. Anketler yapılıyor, yaptırılmaya devam ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne kadar anketleri önemsediğini de biliyoruz hepimiz. Çok önemseyen bir siyasetçi. Ne dersiniz bu iki ismin ön plana çıkması İmamoğlu karşısında, hususunda? Şimdi tabii özellikle aday belirleme sürecinde temayül yoklamaları ve kamu araştırmalarında ortaya çıkan bulgular AK Parti'nin aday belirleme anlamındaki geleneğinde önemli bir yer tutuyor. Evet. Şimdi Sayın Yerlikaya ve Sayın Kurum'un profiline bakıldığı zaman sizin de ifade ettiğiniz gibi icraatçı profilleriyle öne çıkan aktörler ve her ikisi de aslında Adalet ve Kalkınma Partisi içinde mesela yakın döneme kadar İstanbul Büyükşehir adaylığı için adı geçen isimlerle karşılaştırıldığında daha fazla politik kutuplaşmanın içinde konumlanmamış, daha nötralize ve merkezi de elimi seçmeni çekebilme potansiyeline sahip adaylar. Ama
Şimdi ülkenin genel havasındaki bu politik kutuplaşma ve negatif kimliklenme artı Sayın İmamoğlu'nun bir belediye başkanı olarak İstanbul'da toplumun farklı kesimlerini birleştirici özelliklere sahip olması ve şimdiye kadar izlemiş olduğu belediyecilik politikaları dışında uzlaşmacı söylemi dikkate alındığında toplumun her kesimden seçmen çekme potansiyeline sahip bir aktör ki biz bunu geçen 31 Mart 2019 yerel seçimlerindeki başarısında gördük. Şimdi gerek Sayın Yerlikaya gerekse Sayın Kurum da aslında merkezci eğilimli seçmeni kendine çekme potansiyeline sahip icraçı kimlikleri öne çıkan fazla politik kutuplaşmanın içinde yer almayan isimler. Fakat Sayın İmamoğlu'nun buradaki bir avantajı özellikle geçen seçimlerde kendisine oy veren farklı partilerden gelen seçmenlerden de destek alması. Sayın Yerlikaya ve Sayın Kurum'un böyle bir potansiyeli var mı yok mu muhtemelen kamuoyu araştırmalarında yani, ortaya çıkacak. Sayın İmamoğlu'nun 2019 seçimlerinde sizin de işaret ettiğiniz o farklı kesimlerden oy alabilme kapasitesini Yerlikaya ve Kurum'da görüyor o zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii net olarak çünkü İstanbul'da gerek Adalet ve Kalkınma Partisi gerekse Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi doğal seçmenleri ile seçim kazanmak kolay değil. Mutlaka ve mutlaka farklı partilere oy vermiş ya da kendini farklı partilerle tanımlayan seçmenlerden oy alması gerekiyor. Ekrem Bey 2019'da İYİ Parti'den de HDP seçmeninden de diğer partilerin seçmenlerinden az da olsa oy alarak ikinci tur örneğinde bakıldığında mesela ikinci seçimde 800 bin farkla kazanmıştı. Burada seçmen nereye çekilmeye çalışılıyor? Stratejik oy vermeye. Dolayısıyla stratejik seçmenin oylarıyla seçim kazanmak için aslında bu iki icracı fazla politik kimliklere öne çıkmayan aktörler Adalet ve Kalkınma Partisi açısından rasyonel aday tercihleri olarak okunabilir. Çok teşekkür ediyorum Sayın Tosun vakit ayırdığınız için. Tabii 4 ay kala kulisler giderek hareketlenmeye başlıyor. Hem AK Parti cephesinde hem işte CHP cephesinde yeni bir ittifak arayışı sonuç verecek mi? Veya o bir işbirliğine dönecek mi? Sayın Özel'in ittifak kelimesi yoruldu cümlesini aklımda tutmaya çalışıyorum. Sağ olun efendim, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Rica ederim, iyi günler. İyi pazarlar, sağ olun. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçtiğimiz hafta plan ve bütçe görüşmeleri vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yarından itibaren de yine yoğun bir hafta bekliyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Özellikle siyasi partilerin grup toplantıları olacak. Salı günü başlıyor malumunuz grup toplantıları. Önce Milliyetçi Hareket Partisi yapıyor, ardından Cumhuriyet Halk Partisi yapıyor. Çarşamba günü İYİ Parti yapıyor grup toplantısını. Bir bakalım meclisin gündeminde bu hafta nasıl bir yoğunluk var? Değerli milletvekilleri. Mecliste bütçe maratonunun komisyon süreci sona ererken yeni haftada gündem torba yasa teklifi olacak. Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 36 gün süren bütçe görüşmeleri sona erdi. Kaç tane eski vekil danışman? Cevap verin. 21 bileşimde 70 oturum boyunca toplam 218 saat mesai yapıldı. Komisyonda 265 milletvekili 1116 kez söz aldı. Bu anayasa üzerine yemin ettiğimiz anayasa ve açık hükümde tespit etmiş durumda. Bu süreçte CHP'nin emekli memur, öğrenci ve çiftçiler başta olmak üzere verdiği bütün önergeler reddedildi. Kabul edenler, kabul etmeyenler öneri kabul edilmemiştir. Sayın Ağbaba, insicamını lütfen hatibim bozmayalım. Sayın Bakan, devam edin lütfen. 2024 yılı bütçe teklifinin genel kurul aşaması ise 11 Aralık'ta başlayacak, 22 Aralık'ta sona erecek. Bu süreçte görüşmeler hafta sonları dahil kesintisiz olarak devam edecek. Bütçe maratonu 22 Aralık Cuma günü bütçenin tümü üzerinde yapılacak konuşma ve oylamayla tamamlanacak. 2024 yılı bütçesi için teklif edilen ödenek tutarı ise... Bütçe mesaisinin genel kurul aşaması öncesinde 80 maddelik torba kanun teklifinin komisyon görüşmelerine başlanacak. Bu süreç 27 Kasım'dan 11 Aralık'a kadar devam edecek. Ankara bunu duysun. Yeni haftada siyasi partileri de yoğun bir gündem bekliyor. Yerel seçim için çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı'nın bu hafta da aday belirleme süreci devam edecek.
Bu hafta CHP'de de yoğun geçecek. Genel Başkan Özgür Özel pazartesi günü hem MYK hem de PM'yi toplayacak. Böyle yönetmeye talibiz. Bize güvenin, bize iyi. MYK sonrası PM, Af ve Tüzük Kurultayı gündemiyle toplanacak. 1 Aralık'ta ise CHP milletvekilleri Antalya'da kampta olacak. 3 gün sürecek olan kampta yerel seçim hazırlıkları ele alınacak. Yeni